Dizi TV'nin en dinamik bölümlerinden sokak yarışmamızda sıra. Biz sokakta yarışmacılarımızla doğru cevabı ararken sizler de ekran başında bize katılabilirsiniz. Kim bilir belki bir gün sizle de yarışırız. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden yarışmamıza başlayalım. İstanbul'un en sevilen, en turistik yerlerinden Ortaköy'deyiz. Dilerseniz bugün ne yapacağımızı Didem'den dinleyelim. Her hafta onları ATV ekranında hayranlıkla izliyorsunuz. Gerek sosyal medyadan, gerekse basından yakından takip ediyorsunuz. Peki ama gerçekte hem sevdiğiniz diziyi ve oyuncuları ne kadar iyi tanıyorsunuz? Bakalım, işte bunu ispatlamak için harika bir fırsat. Dizi TV Sokak Yarışması devam ediyor. Bu hafta Kanatsız Kuşlar'ın sevilen oyuncusu İbrahim Ümit Kantarcılar için buradayız ve mikrofonlarımızı yarışmacılarımıza uzatacağız. Bakalım hangi yarışmacımız İbrahim Ümit Kantarcılar'la ilgili sorularımıza en fazla doğru cevabı verecek ve kendisinin imzaladığı tişörtü kazanacak. Dilerseniz vakit kaybetmeyelim ve hemen yarışmamıza başlayalım. İki tane genç, küçük hanımefendi görüyorum. Merhabalar. Bizim Dizi TV'de küçük bir oyunumuz var. Sokak yarışmamız var. Sevdiğiniz dizi ve oyuncularla ilgili bazı sorular soruyoruz. İki yarışmacı yarışıyor ve en çok doğru cevap veren küçük bir hatıra ödülü kazanıyor. Böyle bir şeyde yarışmak ister misiniz? Yarışalım. Yarışmacılarımızı bulduğumuza göre geçtiğimiz günlerde etkileyici bir final yapan Kanatsız Kuşlar'ın yakışıklı oyuncusu İbrahim Ümit Kantarcılar'la ilgili mini yarışmamıza başlayabiliriz. Bakalım Dilara mı yoksa Elif mi kazanacak? Evet, başlıyorum. İlk soru. İbrahim Ümit Kantarcılar'ın Kanatsız Kuşlar'daki karakterin adı nedir? Dediğim gibi sorularım zor değil. Onur. Onur, bravo. Hemen senin sorun geliyor Elif. Ümit Kantarcılar'ın dizide abisini oynayan oyuncunun ya da karakterin adını söyleyebilir misin? Muzaffer diye hatırlıyorum. Tebrik ediyorum. Hafızan güçlü. Zeynep benim sevdiğim kadın abi. O adama kardeşi için bile gitmesi benim canımı çok yakıyor. Aşıksan yanacaksın. Genç yarışmacılarımız hızlı bir giriş yaptılar. Durum 1-1. Bakalım ikinci sorularda ne olacak? Ümit Kantarcılar setten arta kalan zamanında ne yapar? Sosyal medyadan bir aralar takip ediyordum. Bildiğim kadarıyla sporla uğraşıyor. Değil mi? Doğru. Peki aynı soruyu sana soruyorum. Ümit Kantarcılar setten arta kalan zamanlarda başka ne yapıyor? Yani ben pek takip etmiyorum açıkçası ama geziyordur herhalde diye düşünüyorum boş vakitlerinde. Bilmiyorum, arkadaşlarıyla vakit geçiriyordur. Tat. Çok politik bir cevap verdim, biliyorsun çok geniş. Uyuyordur mesela, değil mi? Yemek yiyordur, o da olabilir. Evet, hem spor yapıyor hem kızıyla boş vakitlerinde zaman geçiriyor. Aslında mutlaka arkadaşlarıyla da geçiriyordur. Ama maalesef cevabını kabul edemiyorum şu an için. Sezon boyunca Kanatsız Kuşlar'ı kaçırmadan izleyenler sıradaki sorumuzu hemen bilecekler. Geçtiğimiz haftalarda Onur'un fena halde başı derde girmişti. Onur'un başı derde neden girmişti? Mahkemelik olmuştu, hatırlıyor musun? Galiba bir adama çarpıyordu. Ahmet'in üzeri yok. Bir dakika. Evet, suç Onur'un üstüne mi kalıyordu? Doğru. Bir daha toparla, kabul edeceğim. Arabayla çarptığı adam Ahmet yüzünden ölünce suç Onur'un üstüne kalıyordu. Bravo! Alkış! Biz yolda gidiyorduk, sana çarptık. Sen iyi misin şimdi? Abi dur. Hareket etme, ne olur hareket etme. Bak, kırık falan varsa bir şey olacak şimdi. Abi niye kalkıyorsun? Oğlum gerek yok. Devletin ambulansını şimdi meşgul etmeyin başı boşuna. İyiyim ben. Hadi bakalım, aynı performansı senden bekliyorum. Kanatsız Kuşlar'da Onur'un annesinin Zeynep'e olan tavrı nasıldır? Biliyorum, Onur'un annesi Zeynep'i pek beğenmiyor. Kendilerini layık görmediği için kötü davranıyor. Bak, pek izlemiyorum diyenden korkacaksın, görüyorsun değil mi? Senin yüzünden oğlumla aram açıldı. Beni kötü bir anne gibi göstermekten vazgeç.
ve oğlumu bırak. Benim böyle bir niyetim yok. Evlenmenize asla izin vermeyeceğim. Son zamanların yeni modası sevilen dizi çiftlerine hayranları tarafından takılan takma adlar. Rakibin dişli çıkıyor. Da 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 da. Kaçma benden, gel bir adım şöyle. Evet, devam ediyorum. Dördüncü soru. Zeynep ve Onur'un sosyal medyadaki takma isimleri nedir? Madem takip ediyorsun bunu da bilir o zaman. Kolay bu. Zeyon. 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 Her serüvenin bir kötü adamı mutlaka vardır. Ümit Kantarcılar fanlarının dizide en nefret ettikleri kişi kimdir? Zeynep'e aşık bir adam var, Ahmet. Ondan nefret ediyorlar. Erkan! Zeynep! Onur. Zeynep, iyi misin? İyiyim. Yakışıklı oyuncu İbrahim Ümit Kantarcılar bir dönem ATV ekranında oldukça eğlenceli bir yarışmanın sunuculuğunu da yapmıştı. Hadi bakalım, hafızayı biraz zorlama zamanı. Bir iki kere izlemiştim ama yok, adı gelmiyor. Bir daha düşün. Hani böyle eğlenceli. Evet, izlemiştim ama yok, gelmiyor şu an. Dilara bilemedi. Cevabı biz söyleyelim. Oldukça eğlenceli bu yarışmanın adı Kızlar ve Anneleri. Kızı kaç yazmıştır? Onu geçmiştir herhalde. Onu geçmiş midir? Anne sen ne haber? Ne onu ya? Anne ne onu? Allah aşkına bir annene göster kaç kiloymuş. 1500 kilo ya. Bir İstanbul'un çamaşırını yapıyor ya. Ve son soru. Az sonra İbrahim Ümit Kantarcılar'la ilgili çok özel bir hatıra armağanı sahibini bulacak. Ümit Kantarcılar nerede doğdu? Şık yok mu? Hadi bir kopya da sana. Acaba Antalya mı yoksa Bodrum mu? Bodrum. Değil mi? Bodrum diyorum. Evet, ilk aklıma... Doğru söylüyorsun diyemeyeceğim. Maalesef ki Antalya. Ve sıra geldi heyecanlı ana. İşte genç yarışmacımızın bizden kazandığı özel hediye. Ben şuraya imzalamaya başlıyorum o zaman. Çok özendim. İnşallah hak eden birine gider. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben ikinize de teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız için. Hemen küçük hediyemizi sana şöyle takdim etmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Harikasınız. Bize vakit ayırdınız. İnşallah daha dikkatli izlersiniz bir dahaki sefere. İnşallah. Görüşmek üzere. İyi dersler. Hoşça kalın.